Hangi İslam? Erhan Aktaş. Seslendiren Derya Döner. Ön Söz Bu kitap, Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya yönelik bir çalışmadır. Kitapta ele alınan konuların üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı bilinmektedir. Hatta ele alınan konular pek çok kimse için bilinen şeylerin tekrarı gibi gelebilir. Ancak Günümüzde kendilerini Müslüman olarak tanımlayanların büyük bir çoğunluğunun inanç ve anlayışının geleneksel kültüre, bidat ve hurafelere göre şekillenmiş olduğu gerçeği, kitapta ele aldığımız konuları sorgulamamızı zorunlu kılmaktadır. Zira kitapta yer verdiğimiz konular doğru anlaşılmadan doğru bir İslami inanç ve anlayışa sahip olmak mümkün değildir. Kitap, bir yandan Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, inançlarını, şirki bulaştırmış kimselerin durumlarını, sorgulamalarına katkıda bulunmaya çalışırken, diğer yandan İslam'ı gerçek anlamıyla öğrenmek isteyenlere, al bu kitabı oku diye tavsiye edebileceğimiz ve temel İslami konuları işleyen, derli toplu bir eserin bulunmayışından doğan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Müslüman olduğunu söyleyen, ancak Allah'ın istediği şekilde bir inanca sahip olmayan, Deyim yerinde ise inandığı şeyin gerçekten İslam olup olmadığını bilmeyen, diğer bir ifadeyle kör körüne inanan bir durumla karşı karşıyayız. İnançları Kur'an'a uygun olmayan bu kimseler aslında Mekkeli müşriklerle aynı konumdadırlar. Bu gerçek dikkate alındığında ele alınan konuların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü neye inanılması gerektiğini bilmek tek başına yeterli değildir. İnanılacak şeye nasıl inanmak gerekiyorsa öyle inanmak, inanmanın olmazsa olmaz koşuludur. Zira Allah'a inanmak, Allah'ın belirlediği biçimde olmadıkça bir geçerliliği olmaz. Yani inancın doğru olması en az inanmak kadar önemlidir. Doğru inanç ancak doğru bir anlayışa sahip olmakla gerçekleşir. Bu bakımdan kitapta okuyucuya genel anlamda bilgi vermekten çok doğru bir İslami anlayış edilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Doğru anlayış, sahibine konuları doğru bir bakış açısından görme imkanı kazandırdığından, okuyucu yapacağı değerlendirmelerde Kur'an'ın mantığına uygun sonuçlara ulaşmayı gerçekleştirmiş olacaktır. Kuşkusuz, inancımıza dair her konuda olduğu gibi, İnancın nasıllığı konusunda da Kur'an'ı esas kaynak olarak görmek zorundayız. Kendisine inanmamızı isteyen Allah, ona nasıl inanmamız gerektiğini de kitabında açıklamıştır. İnanılan İslam'ın Kur'andaki İslam olup olmadığı ve Kur'ana göre bir İslami anlayışa sahip olunması, tevhid ve şirkin, hak ve batılın, iman ve küfrün net bir şekilde birbirinden ayrılması için Kur'an'ın ölçü alınması şarttır. İslam adına ortaya konulan ancak Kur'an'a uygun olmayan bir inancın adına İslam denmiş olması onu İslam yapmaz. Hiç kimse kendi adına dinde belirleyici olamaz. Dinin tek sahibi ve belirleyicisi yalnızca Allah'tır. Kim ki Allah'ın dininden olmak istiyorsa bilmelidir ki bunun bir tek yolu vardır. Allah'a Allah'ın istediği gibi inanmak ve onun inanç sistemine belirlediği şekilde teslim olmaktır. Allah ne diyorsa o, ne kadar diyorsa o kadar, nasıl diyorsa öyle olmaktır. İman ettiğini söyleyen bir kimsenin kendi arzu ve isteğine göre inanması ve kendi belirlediği gibi kulluk yapması demek, inancını devre dışı bırakması demektir. Dini ve kulluğu Allah'a özgü kılmayan bir inanç, Kur'an'a göre geçerli değildir. Dini ve kulluğu Allah'a özgü kılmayı gerçekleştirmenin temel koşulu Kur'an'a göre oluşmuş doğru bir İslami anlayışa sahip olmaktır. Onun için Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse kendisine şu soruyu sormalıdır. Benim Allah'a olan inanç biçimim gerçekten de Allah'ın istediği gibi midir? Benim Allah'a yaptığım kulluk gerçekten de Allah'ın belirlediği şekilde midir? Bu kitapta dinin Kur'an'ın ve İslam'ın ne olduğunu tanımlamaya çalışarak günümüz Müslümanlarının İslam hakkındaki mevcut düşüncelerinin Kur'an'daki İslam'a uyup uymadığı ortaya konmaya çalışıldı. Ayrıca Müslümanla Kur'an'ın yeniden buluşmasının nedenli önemli olduğunu ve Müslümanın kendi kitabıyla tanışmasının Müslümanlığının gereği olduğunu, Müslümanların kendileriyle Kur'an arasına koymuş oldukları en büyük engel olan biz Kur'an'ı anlayamayız, ön yargısının bütünüyle boş bir kuruntu ve şeytanın bir aldatmacası olduğunu izah etmeye çalıştık. Mezhep, sünnet ve hadis gibi temel konuları Kur'ani bir bakış açısıyla ele alarak, okuyucunun mevcut inancını sorgulamasına bir kapı aralamış olalım istedik. Ayrıca kabir azabı, mucize, şefaat, iman ve inkarı seçme gibi konular hakkında, günümüzdeki geleneksel kültüre dayalı düşünceyle, bizim bu konularda Kur'an'a dayalı olarak yapmaya çalıştığımız tanımları okuyucunun karşılaştırabilmesini ve inancının doğru olup olmadığı konusunda bir durum değerlendirmesi yapmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Özetle elinizdeki kitap Kur'an'ın öngördüğü doğru inancın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaya ve okurlarını bilgilendirmekten çok doğru bir İslami anlayış kazandırmaya çalışmaktadır. Çünkü İslami bir bakış açısına sahip olunmadıkça İslam'ın doğru anlaşılıp uygulanabilmesi mümkün değildir. Dördüncü baskı yapılalı 24 yıl oldu. Talep olduğu halde beşinci baskıyı yapmamıştık. Zira araya daha önemli bulduğum uğraşlarım girdi. Özellikle yıllarımı alan Kerim Kur'an, Türkçe Çeviri isimli Kur'an çevirisi çalışmam nedeniyle diğer çalışmalarıma ara vermeme neden oldu. Peki bu baskıda ne değişti? Çok şey değişti diyebilirim. Kur'an çevirisi çalışmamla birlikte düşüncelerimde Kur'an eksenli önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklik ister istemez kitaba da yansıdı. Konular ve öz itibariyle düşünce aynı olmakla birlikte, ifade biçimi daha tutarlı ve sağlıklı bir yapıya kavuştu diyebilirim. Diğer bir ifadeyle düşüncemdeki olgunluk bir fark olarak kimi değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bu nedenle beşinci baskı için genişletilmiş baskı denebilir. Kitabımızda yer alan ayetler şahsıma ait Kerim Kur'an Türkçe çeviriden alınmıştır. Çaba bizden, başarıya ulaştırma Allah'tandır. Yalnız ona kulluk eder, yalnız ondan yardım dileriz. Ankara, Nisan 2020.